Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Ben Göktuğ. Yepyeni bir kutulu oyunun kutu açılım videosunu yapacağız. Kutusu olduğu için ben de kutuyu üstüne açacağım. Başka şey olsa onu da açardım. Seven Wonders, yani 7 harikalar, yani güzel Türkçemizde daha ziyade dünyanın 7 harikası olarak bildiğimiz, işte eski dünyanın 7 harika şehrini konu alan bir oyun bu arkadaşlar. En popüler oyunlardan bir tanesi, en çok satılan oyunlardan bir tanesi, bir neredeyse bu artık son zamanlarda bir klasik haline gelen oyunlardan bir tanesi. O yüzden ben de bunu mutlaka kanalımızda aradan çıkartmak istedim. Tabii şimdilik kutu açılım videosunu yapacağım. Diğer videolar da bekliyor, o nasıl oynanır videoları. Merak etmeyin, bunun da videosunu yapacağız, nasıl oynanır videosunu arkadaşlar. Hayat uzun, ömür uzun, videolar uzun, YouTube uzun. Yani onlar da gelecek, lütfen sakin bir şekilde bekleyelim. Şimdi kutumuzun ön tarafına baktığımızda maalesef kalem yok şu anda etrafında. Kalem yerine kalemden biraz daha kalın olan parmaklarımı kullanarak değişik şeylere şöyle bir parmakla işaret etmek istiyorum. İşaret parmağımı kullanacağım, başka parmağımı kullanmayacağım. Gördüğümüz üzere çok güzel bir çizim olayı yapmışlar burada. Bütün 7 harikayı bir çerçeveye sığdırmışlar. Bravo diyorum. İşte burada ne var? Babil'in asma bahçeleri var. Ondan sonra Girit heykeli var. Ondan sonra piramit var. Ondan sonra Efes falan filan var. 2 ve 7 kişi arası oynanıyor diyor. 10 yaş ve üzeri insanlar oynayabiliyor ve de 30 dakika sürüyor. Yani yaklaşık yarım saat falan sürüyormuş bu oyun arkadaşlar. Antoine Boza tarafından yapılmış. Bu Antoine Boza'nın dedesinin hikayesini biliyor musun? Eski Boza'cılardandı. Soyadı kanunu çıktığında o da Boza olsun bari soyadımız. Başka ne olacak? Kokoreç olacak hali yok dedi. Şimdi kutunun sağına soluna bakıyoruz. Genelde bütün kutulu oyunlarda hani raflara koyduğunuzda mutlaka logo gözüksün diye logoyu basıyorlar. Burada sadece bir tarafta logo var. Şurada Girit heykelini basmışlar. Böyle yine aynı şeyi, bilgileri geçmişler. Burada oyunun aldığı ödüllerden bahsetmişler. Oyun bayağı bir ödül almış arkadaşlar. Yani burada da ödüllere devam ediyorlar. Logo logo basalım demişler, boş kalmasın. Şimdi arka tarafına baktığımızda burada hemen gözümüze çarpan 30'dan fazla uluslararası ödül almış oyun. Ne diyor? Lead one of the seven great cities of the ancient world. Eski dünyanın 7 şehrine sahip çıkın, şey yapın falan onları, bunların falan diyor. Yani bu açıkçası biraz Civilization, benim çocukluğum Civilization oynayarak geçmiştir arkadaşlar. Civilization bence Worms'la beraber, yani Worms'ın şeyini de yapam, ilk göz aralarımızdan biridir. Ama Civilization daha da ilk göz ağrım turn-based oyun olarak ilk göz ağrım Civilization'dır. O yüzden o hala sanırım ilk göz ağrısı olarak duruyor. Bu oyun bana biraz Civilization anımsattı. Tabii ben o zamanlar 12 yaşında falan yeni PC aldığımda sabahtan akşama kadar Civilization oynardım. En sevdiğim strateji oyunlarından biridir hala. Bu da bu oyunda biraz ona benziyor arkadaşlar. İşte 7 tane şehir var ve de bu şehirlerde şey yapacağız. Ne diyor? Exploit the natural resources of your lands, işte doğal kaynaklarınızı kullanın diyor. Ondan sonra ticari ilişkilerde bulunun, ordunuzu geliştirin falan filan diyor ve oyunun sonunda da işte tarihi adınızı altın harflerle yazdırın ulan diyor, şehrinizi yapın lan diyor. Ondan sonra şehrin lideri olarak, valisi mi diyelim artık, lideri, muhtarı mı diyelim, her ne olmak istiyorsanız oyunumuzu oynayacağız. Şimdi içinde neler var diyor, tabii açınca bakacağız ama ben yine de bir özet geçeyim. 7 tane Wonder Board diyor. Yani 7 şehri temsil eden kart. Pardon, kart demeyelim de board. 7 tane Wonder Card. Yine aynı şehirleri temsil eden kart. 49 Age 1 Cards. Yani oyunda 3 çağ var arkadaşlar. 1. 2. 3. Lan bu da şeye benzedi. Kemal Sunal abi, rahmetli Kemal Sunal abi, bir filmi vardı. Neydi o? Bu kızın kaç kocası var? 3. O ne demek? İlk kocası, ikinci kocası, üçüncü kocası. Sen sus Ramazan! Şimdi reklam ikiye ayrılır. Bu ayrılan sektörler sağa sola giderler. Bu iki sektör sonra bir arada buluşur ve reklam haline gelirler falan. Neydi o? O filmin adını hatırlayın. Şimdi hatırlayamazsam delireceğim. 100 numaralı adamdaydı sanırım. Sanırım 100 numaralı adamda vardı bu diyalog. Neyse devam edelim. İşte 3 çağ kart var. 1. çağ, 2. çağ, bir de 3. çağ. Tabii aynı zamanda bir Hababam sınıfında da böyle bir şey vardı herhalde.
böyle bir muhabbet vardı. Hani birinci, ikinci, üçüncü. Yoksa bir dakika lan. Tosun Paşa mıydı? Hay Allah, kafayı yiyeceğim şimdi. Neyse, 46 tane conflict tokens, yani savaş jetonu, 24 tane value 3 coins, yani 3 liralık para diyelim buna. Bir de 1 liralık para. 46 tane de onlardan var. Ondan sonra bir tane score booklet, işte score kitapçığı, bir tane rule book, kuralları anlatan kitapçık ve de 2 tane 2 kişilik, o 2 kişi oynuyorsanız onlara özel kağıt diyor. Artwork Miguel Coimbra. 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 Stüdyonuna koyayım diyor yani. Terbiyesiz. Yani terbiyesiz merbiyesiz ama herif iyi çizmiş yani bak hakikaten. Neyse şimdi laf fazla uzatmayalım arkadaşlar. Heyecanlı bir şekilde kutumuzu açalım. Tabi bıçağım, kaliteli bıçağım hazır hemen burada. 30 tane şey almış oyun. Bu arada lütfen o diyaloğu hatırlayın arkadaşlar. Video altına yazın. Bir Kemal Sunal abisinin bir lafı vardı öyle ya. Birinci şey, ikinci çağ, üçüncü şey. Hay Allah. Delireceğim şimdi ya. Neyse. Güzel bir şekilde jelatinimizi şey yapıyorum. İçiyorum. Kutu çok kaliteli arkadaşlar. Bu şeyin kutusu gibi. Ticket to Ride'ın kutusu gibi çok harika kartona basmışlar. Tabi Made in China diyor. Çin'de de güzel işler yapıyorlar hocam. Yani Çin deyip geçmemek lazım. Uçağımızı bir kenara koyuyorum. Şimdi bu Ticket to Ride'da ölmüş kanguru sesi çıkartıyordu kutu. Bakalım bundan ne ses çıkacak. Bundan pek bir ses çıkmadı. Bundan çıkan ses daha ziyade asfaltta uzun yolda boşa alınmış araba sesi çıkıyor diye. Neyse. Şu şekilde açıyoruz kutumuzu arkadaşlar. Harika bir görüntü çıkıyor karşımıza. Renkleri falan görüyorsunuz. Renkler ne kadar hoş. Tabi bu şey olduğu için, daha ziyade bir kart oyunu olduğu için, yani board game'den ziyade kart game olduğu için Steam Park'taki gibi, Steam Park incelememizi de izlemenizi tavsiye ederim. Steam Park'ta olduğu gibi bütün parçaları kendimiz kartondan şey yapacağız, hazırlayacağız. Bu zevkli oluyor açıkçası. Bunları birazdan yaparım. Şimdilik içinden çıkanlara bakalım. Şu kutuyu bir kenara koyuyorum şimdilik arkadaşlar. Şöyle koyalım. Ondan sonra 11. Şey kitapçığımız. Şöyle teker teker gösterelim ya. Kural kitapçığımız. Buna birazdan bakarız. Quick Rules. Şunu okumaya üşenen tembel herifler için özet geç. P şeklinde. ÖGP. ÖGP kartı. Ondan sonra bir dakika şöyle gösterelim hoca ya, madem böyle testikalı bir şey yapmışlar. Ripos Production'ın diğer oyunlarına bakacağız. Neler varmış. Tabii herifler App Store için de bir takım oyunlar yapıyorlar. Onun da reklamını yapmışlar. İlk olarak şu şeyleri çıkartalım. Aha, bayağı bir şey malzeme çıktı lan onun içine. Bayağı bir gaza geldim. Wonderboard'larımız. Kartlarımız. Ve de şöyle güzel bir kutusu var arkadaşlar. Yani oyun oynadıktan sonra tekrar güzelce malzemelerinizi yerleştiriyorsunuz. Bunu şöyle dik de koysanız, yan da koysanız. Zaten yan koyunca zaten oynamaz da. Hani ters çevirseniz, takla atırsanız falan filan. Parçalar yine yerinde duruyor. Şimdi boş kutumuzu kaldıralım. Şu şekilde. Ana. Ben kanguru sesi çıkıyor zannettim, çıkmadı. Şimdi malzemelerimiz böyle arkadaşlar. Şöyle bir özet geçeyim. Çıkan şeyler bu şekilde. Teker teker hepsine bakalım şimdi. Hangisinden başlayalım? Durun bakayım. İlk önce oyunla alakalı olmayan şeylerden başlayalım bence. Şu ekstra parçalardan başlayalım ki onlar aradan çıksın. Neymiş bu? Ghost Stories, hayalet hikayeleri. Yine Bozacı Antoine Boza tarafından yapılmış. Peter Sarret, The Time's Up diye bir oyun yapmış. Enteresan bir kart. O ilgilenen arkadaşlar. Ripos Production'ın bu firmanın diğer oyunlarına bakalım arkadaşlar. Ghost Story. Tabii bunları da alıp inceleriz. En beğendiğiniz hangisiyse söyleyin video altında. Gidip bir
sonraki seferde onu alayım ve inceleyeyim arkadaşlar. Ghost Stories, Bozacı Antoine'ın yaptığı o bir diğer oyun. Bir de expansion pack, Ghost Stories White Moon diyor. Ondan sonra Nicholas Normandon Efendi'nin City of Horror isimli enteresan bir kart oyununa benziyor gene. Bunu isterseniz yazın abi. Abla yazın abi. Hangisini isterseniz bunun kanalımızda incelemesini yaparız arkadaşlar. No big deal. Rampage isimli bir oyun. Gene Bozacı Antoine ve Ludovic Mabulank yapmış. Ludovic Mabulank da ulan Fransız mı yoksa Sırp mı anlayamadım. İsmi Sırp'a, soyadı Fransız'a benziyor. Bir Sırp Fransız karması olabilir. Masquerade, Bruno Fiadutti. Heriflerin kadroya bak ya. Bozacı, Bruno. Enteresan bir kadro. Masquerade'in şeyi. Expansion Pack'i. Tabii çok güzel. Heriflerin harika çizimleri var arkadaşlar ya. Çok başarılı artistler kiralıyorlar. Seven Wonders zaten şu anda elimizdeki oyun. Seven Wonders Companion, yardımcı app sanırım. Oyunu oynarken. Ve de Seven Wonders Leaders, Cities, bir sürü expansion seti var. Tabi bu herifler bir de oyun yaptıktan sonra bir güzel de şeyden sokuyorlar. Expansion setleri sataraktan. Yani bunları da 20-30 dolardan çat 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 çakıyorlar. Concept diye enteresan bir şey var. Oyun var. Yapanın adamın şeyini okumaya çalışacağım. Gaetan Bajunot ve Alain Rivolet. Çok güzel. Ludovic Mabulank, annesi Fransız, babası Sırp olan eleman, Cash and Guns diye bir oyunda yapmış. Enteresan, daha ziyade çocuklar için yapılmış bir oyuna benziyor. Evet, enteresan bir broşür. Bunlar, buna şey deniyor arkadaşlar. Scorecard diyor. Scorecard mı yazmışlar da orijinal ismini söyleyeyim şimdi, yanlış söylemeyelim. Score Booklet, score kitapçı. Oyunu oynarken kim ne yaptı, ne etti buraya şeyini tutabiliyorsunuz, kaydını tutabiliyorsunuz. Oyun ilk başlayanlar için biraz karışık olduğundan dolayı bu bayağı bir önemli bir şey parça aslında, öyle uyduruk bir şeye benzese de. Şimdi neye bakalım? Quick Rules'a bakalım. Rule şeylerden fazla bahsetmeyeceğim bu videoda. Bir dakika. Bu biraz çok fazla şey yapıyor. Tamam. Bu videoda kurallardan çok bahsedemeyeceğim arkadaşlar çünkü oyun... Önceden bahsettiğim oyunlara nazaran biraz daha detaylı, biraz daha testicle'lı bir oyun. Yani kurallar biraz daha karışık. O yüzden onu da eklersem bu şey yapma, kutu açma videosu olur. Bir saat. O yüzden şu şekilde yapalım. O yüzden sadece şu anda kutu içinden çıkanları göstereceğim. Konsept olarak hafiften bahsederiz ama aynı Civilization'da olduğu gibi bir sürü ufak tefek şey var arkadaşlar. İşte ilk başta herkes bir tane... Karıştırılmış kartlardan bir tane kart alıyor, sonra yanındakine veriyor, yanındaki sana kart veriyor, alıyor, ekliyor, işte oradan para veriyorsun, alıyorsun falan. Bunları nasıl oynar videomuzda göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik kutu içinden çıkanlara bakalım. Dediğim gibi ÖGP kartı, pardon, kağıdı. Ondan sonra da esas kitapçık geliyor, kural kitapçığı. Kitapçık da demeye dilim varmıyor çünkü ansiklopedi gibi bir şey bu. Yani okumaya başlayalım. Oku oku oku, bu ne lan böyle? Ya bayağı bir okuyacaksınız arkadaşlar. Burada şeylerden bahsetmiş, işte dünyanın 7 harikasının tanıtımlarından. Rodos heykeli, ondan sonra Alexandria Lighthouse, İskenderiye şeyi, Artemis Tapınağı, ondan sonra Babil'in asma bahçeleri, Zeus heykeli Olimpiyadaki, Halikarnas ve de tabii ki Giza piramitleri arkadaşlar. Her kartın iki şeyi var. Ne derler ona? İki ayrı oynanış şeyi var. A ve B şeklinde olmak üzere. Bunlardan da oyun nasıl oynanır videosunda bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere mesela Giza'yı oynuyorsanız A tarafını, A tarafı biraz daha kolay, B tarafı biraz daha detaylı oluyor. Mesela A tarafında şunlar lazım. B tarafına baktığımız üzere biraz daha detaylı arkadaşlar. Yani ileri seviye. Burada aynı Civilization'ın şeyinde olduğu gibi birinci çağ, ikinci çağ, çağ atlamalarda neler oluyor falan. Değişik kartlar var. Mesela işte
kırmızılar savaş kartı, ondan sonra sanırım yeşiller şey kartı idi. İlim, bilim falan, fen falan. Ondan sonra maviler var, şeyler var. Bunları birazdan göstereceğim kartları. Dediğim gibi oyun biraz bayağı bir detaylı bir oyun. Bir anda demeyin, detaylı bir oyun. Oynamayı öğrendikten sonra tabii ki ne kolaymış falan filan diyor insan ama aynı zamanda konuşurken şunları da şöyle çıkartalım. Parmaklıyoruz. Burada parmaklıyoruz arkadaşlar. Hangi parmağınızı kullanırsanız en çok parmaklamakta. Yine aynı parmağı kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi 3-3. Para mı diyelim bunlara, sikke mi dikke diyelim, ne diyelim bilemiyorum. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. Coin sonuçta yani. Bunlar da savaş şeyleri. Oyunda savaşlarda kaybederseniz -1, kazanırsanız +1 alıyorsunuz arkadaşlar. Thank you Captain Obvious. Ama öyle işte. Boşalmış kartımız. Paralarımız falan burada duruyor. Aynısından bir tane daha var. Bunu tek şimdi kamera önünde yapmama gerek yok. Şu göstermiş olduklarım 3 liralık şeyler arkadaşlar. Para diyelim, sikke diyelim. Ve de 1 liralıklar var. Kaç tane diyordu? 47 tane mi ne? 1 liralık var. Her oyun esnasında işte alıp verme olayı bu paralarla oluyor. Şunlar ordunuz için puanlar. 3 ve 5 var. 1 de var. Bu malzemeler de bu şekilde. Şöyle gösterelim. Bir sonraki malzememize geçelim. En son en son şu güzel şeyleri göstereyim. Çünkü bunun resimleri çok güzel. Hakikaten çok kaliteli çizmişler. Ona en sona sakladım. Şimdi kartları açalım arkadaşlar. Hiç yorulmadan kartları şu şekilde bıçakla keserek açıyorum. Kartlar da çok hoş lan. Bayağı bir kart var. Bunlar ne? Bunlar değişik kartlar şu anda. Bir dakika ayırayım şunları. Evet, bunlar 3. çağ kartları, mor renklerle temsil ediliyor. 3. çağda tabii daha detaylı olaylar var. İşte akademi, üniversite. Yani bayağı bir şey var. Arena, bilmem ne, başka bir sürü şey var arkadaşlar. Lighthouse, bir tane cami basmışlar. Palace, saray demiş. Gardens, bahçeler. Town Hall. Senato. Esnaflar şeyi. Falan filan. Dediğim gibi bunlar hepsinden oyun nasıl oynanır videolarında bahsedeceğim. Şimdilik sadece göstermesini yapıyorum. Çağ 3 kartlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şu sanırım şu 2 kişilik oyun için ekstra 2 kart dediği özel kart olsa gerek. Bunlar da Wonder kartlarımız arkadaşlar. İki çeşit seçim yapabiliyorsunuz. Ya herkes istediğini seçiyor. Öyle olmazsa da bu kartlar şöyle konuyor. Şöyle döndürülüyor falan filan. Ondan sonra açınca A veya B hangisini kullanmakla açamadım. Tırnaklarınızı yeni keserseniz olmuyor tabii. A'yı mı kullanıyorsunuz, B'yi mi, o şekilde belli oluyor. Tekrardan saymak gerekirse işte Olympus'taki şeydeki Zeus'un heykeli, ondan sonra Artemis tapınağı, Rodos heykeli, Halikarnas, İskenderiye baş pehlivanı, neydi onun? Tosun Paşa. Tosuncuğum, kalk. Lan bir dakika, o filmi hala hatırlayamadım ben. Kemal Sunal abim hangi filmde birinci şey, ikinci şey, üçüncü şey diyordu? Onu lütfen gözünüzü seveyim, videonun altına yazın, delireceğim. Giza, Babil, Ale, İskenderiye falan. Kartlarımız da böyle. Tabii bunlar şey kartı, ne derler ona? Wonder Card. Birinci şeyi en son göstereyim. Evet. Üçüncü çağ, ikinci çağ ve birinci çağ arkadaşlar. Üçüncü çağ kartlarımıza bakmıştık. Şimdi kısaca ikinci çağ kartlarımıza bakalım.
ikinci çağ kartları, işte Quarry. Bunların hemen hemen hepsi direktman Civilization'da var arkadaşlar. İşte taş yapımı, ondan sonra ne diyeyim, kereste şeyi, fabrikası. Askeri kartlara baktığımızda işte at yetiştirmek için şeyler, duvarlar, ondan sonra okçular, barakalar demeyelim de askeri training ground, laboratuvarlar, fen, işte bu fen kartlarına geldik, kütüphane, pazar, karavansaray, courthouse. Bir sürü güzel güzel şeyler var. Dediğim gibi direktman Civilization'a oynar gibi hissedeceksiniz kendinizi arkadaşlar. Tabi bu arada Civilization'ın da şeyi var. Civilization'ın da board game'i var. Onu da alıp göstereceğim sizlere. O sanırım direktman daha da yakın olacak Civilization'a. Son olarak birinci seviye kartlarımız var. Bunlarda da yine ağaç kesenler, taş toplayanlar, fil üretenler, maden çıkartanlar, ondan sonra ormancılar falan filan, bir sürü değişik kart var arkadaşlar. Herif cam üflüyor, camdan şey yapıyor, şişe bir şey yapıyor, kapsın. Herifler şey yapıyor, gazete çıkartıyor, barakalar, kuleler. Bir sürü şey var arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar işte karıştırılıyor. Ondan sonra ben bunu kullanayım, kullanmayayım. Ondan sonra her el bittiğinde herkes kartını açıyor falan. Kartlarımız bu şekilde. Kartlarımızı da bir kenara koyalım. Ve de artık videomuzun sonlandırmanın bir vakti geldi. Ne kadar, kaç dakikada konuşuyorum bilmiyorum ama en son olarak da şu çok güzel Wonderboard denen kartlara bakalım. Ve de videomuzu sonlandıralım. İlk olarak en önde Giza piramidi var. Sphinx'ler var. Diğer bir takım piramitler de gözüküyor ama hakikaten Giza piramidi. Giden arkadaşlarım var. Abi pek bir boka benzemiyor. Ya oraya gidiyorsun, bildiğin taş falan dediler. Zaten şu durumda bu karışıklıkta falan Mısır'a gidecek halimiz yok. Ancak Giza piramidi tabii ki enteresan, güzel bir yapı. Sırlarla dolu bir yapıdır. İkinci kartımız Babil'in asma bahçeleri arkadaşlar. Bunu da çocukken bayağı bir beni şey yapmıştı bu. Etkilemişti bu olay. Babil'in asma bahçeleri, böyle bazı kitaplarda resimlerini gösteriyor. Herifler 50 kat boyunca bahçe yapmış. Vay anasına lan falan filan demiştim. Hakikaten güzel bir mekan. Olimpia, tabi Olimpia benim için God of War demektir. Oyun prosesinde bilgisayar oyunlarından bahsediyorum, video oyunlarından ama hayatta en sevdiğim video oyunu olan God of War'un Olympus, Olimpia ve Yunan mitolojisi benim için önemlidir. Sevdiğim bir konudur. O yüzden Olimpia kartını da mutlaka seçeceğim oynarken. Rodos heykeli benim eskiden Türkçe kitaplarında falan görmüş olduğum, vay be bu ne heybetli şey lan olan böyle demiştim. Hakikaten enteresan bir yapı arkadaşlar. Korkutucu bir, çocukken korkutmuştu aslında benim bu Rodos heykeli şeyin boyutundan dolayı. A tarafı bu şekilde, B tarafı bu şekilde. Efes, evet. Tuborg ve Efes, çoğunuzun en sevdiği iki film. neyse. Bu ne lan? Ha, kuşlar uçuyor. Ben toz konmuş zannettim. Toz kondurmayız Efes'e oğlum. Efes'e toz kondurmayız. Kuş kondururuz. Kuş kondurmaz lokumlarını hepinize öneriyorum arkadaşlar. Efes hakikaten bildiğimiz Efes işte lan. Daha nesini anlatayım ben? Efes'e gitmiş olan vardır mutlaka. Gitmemiş olan yoktur mutlaka. İskenderiye kahramanı, Yenidübel'in en büyük şeyi, pehlivanı Tosun Paşa, İskenderiye, Aleksandriye. Bu da gene hafiften God of War mekanlarını anımsatıyor bana. Ve de son kartımız Halikarnas. Bu aslında pek açıkçası diğerleri kadar dünya harikası gibi gözükmüyor bana ama tabi seçen seçmiş abi, ne yapacaksınız? Bence yapı bu şimdiye kadar gösterilenler arasında ama bu da var yani, Halikarnas ve balıkçıları. Evet arkadaşlar, bir kutu açılım videosunun daha sonuna geldik. Şimdi isterseniz her zaman olduğu gibi kutuyu nasıl açtıysak öyle kapatalım.
Böyle bütün malzemelerimizi içine koyalım, bakalım nasıl sıcak. Ana, bundan da ölü kanguru sesi çıkıyor lan. Dur bakayım. Demek ki herifler Çin'de kanguru öldürerek bu kutuları yapıyorlar. Bunu niye çıkarttım anlamadım. Kafam karıştı benim tabii. Kanguruları bu şekilde esef ettirdiğimden dolayı. Şu coinlerimizi şu şekilde şuraya koyalım arkadaşlar. Coinlerimizi, jetonlarımızı. Tabii diğer ikinci kartı açmadım henüz. Ondan sonra kartlarımız için yerler zaten hazır. 1, 2, 3 diye hatta herifler baskısını bile yapmışlar. Altında da daha da bir delikler var. Sanırım coin'leri buraya koyacağız ama neyse şimdi ben buraya koyayım. Bu arada gördüğünüz üzere şurada bayağı bir boşluk kalıyor. Bu neden? Çünkü bu kartlara genelde şeyler takılıyor arkadaşlar. Kılıf takılıyor. Hani kartlar eskimesin falan diye. Ben de normalde oyunlarıma takıyorum zaten o kılıflardan. Kılıfları takınca zaten bir kartın kalınlığı kartın 3 katı falan oluyor. Sonuç olarak onları takınca bile sanırım buraya sığacak. Ben taktıktan sonra deneyeceğim onları. Şu şekilde kartlarımızı da koyalım. Oyun tabii oyundan bir piyon miyon falan çıkmıyor. Çıksaydı biraz daha eğlenceli olabilirdi ancak çıkmadı. Şunu biraz sonra koyarım. Kartımızı şuraya koyuyorum. Wonderboard'larımızı koyuyorum. Seven Wonders. Kutumuzu kapatıyorum. Ve biraz zoom out yapalım. Ölü kanguruyu tekrar diriltelim bu arada. Kutuyu açarken ölüyor hayvan. Kapatınca geri geliyordur o. Evet. Bir oyun kutu açılımında daha sizlerle beraber oldum arkadaşlar. Bu oyunun da nasıl oynanır videosunu çok yakında getireceğim gözlerinizin önüne. Ancak dediğim gibi çok popüler bir oyun. Özellikle nerdler arasında çok sevilen bir oyun. Eğer İlginiz varsa bu tür şeylere, tarihe veya en azından Civilization oynamış bir jenerasyondan geliyorsanız bu oyunda mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Benden şimdilik bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Sevgiler, saygılar diliyorum. Ve de hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın. Bye.